Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Yurt dışında çok popüler olan bir churro tatlısı. Yani böyle kıtır kıtır ekler hamurundan hazırlanan bir tatlı. Aynı zamanda hamurun geri kalanıyla da ekler yapacağız. Bu söylediğim tüm tatlıları aynı hamurdan yapacağız. Yani şu hamurundan yapacağız. Öncelikle şu hamurunu yapmak için bir tane tencereye ihtiyacımız var. Tencereye 1,5 su bardağı kadar su ekliyoruz. Ve 125 gram kadar da tuzsuz tereyağı ekliyoruz. Bir çimdik tuz, bir tatlı kaşığı da şekerle birlikte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kapatacağız ve altını kapattıktan sonra içine ununu ilave edeceğiz. Bu hamurun püf noktası un ve su ayarı. İçine koyduğunuz su kadar suyu ölçtüğünüz bardakla un koymanız lazım. Yani 1,5 su bardağı su koyduysam aynı bardakla 1,5 su bardağı da un koymamız gerekiyor. Bu şekilde çok daha güzel bir kıvam ayarlarız. Ve kavurmak çok önemli. Niye kavuruyoruz onu? Böyle unun kokusu çıksın, o çiğ kokusundan uzaklaşsın istiyoruz. Bir de bu böyle profiteroller olsun, eklerler olsun, dışları kıtır kıtır olur ya, işte tam da bunun için hamuru gördüğünüz gibi ateşin üzerinde biraz kavuracağım. Kavurdukça kendini toplayacak, hafif biraz yağ salacak. O yağ ile birlikte un da kavrulacak ve kokusu çıkacak. Şimdi bu ekler, profiterol, tulumba için hazırladığımız hamur aynı hamur, şu hamuru. Şimdi bunu hem kızartacağım hem de ekler olarak fırında pişireceğim. İçleri boş olacak, dışı gofret gibi olacak. Yaklaşık 10 dakika kadar kavurduğum hamurumu artık mikserime alıp şöyle bir karıştırıyorum ki soğusun için. Hafif soğuması yeterli. İçine attığınız yumurta anında pişerse hem yumurta kokar hamur, hoş bir lezzeti olmaz. Hem de içinde böyle yumurta küçük küçük parçacıklar halinde pişer. İşte bunun için biraz hamuru ılıtmak lazım. Birer birer yumurtaları ilave ediyorum. Küçük boy yumurtalardan 5 tane, büyük boy yumurtalardan 4 tane bu hamura ideal geliyor. Yine de ben size kıvam göstereceğim. Teker teker yumurtaları ilave ettikten sonra şöyle bir açıyorum ve bakıyorum. Benim küçüktü yumurtalarım, 5 tane yumurta gitti. Ama dediğim gibi büyük yumurta kullanırsanız 4 tane de yeterli gelecektir. Kıvam aynen bu şekilde olmalı. Şimdi dilerseniz bunu bir sıkma poşetine, dilerseniz de bir böyle kalın buzdolabı poşeti olur, şeker poşeti olur. Dolduracağım ve ilk olarak eklerleri fırına göndermekle işe başlayacağım. Ben genelde bu işler için tek kullanımlık pasta sıkma, yani krema sıkma poşetleri kullanıyorum. Bunları Çin'den, AliExpress'ten getiriyorum ama normal pastacı malzemesi satan yerlerde de bulabilirsiniz. Tek kullanımlık oluyor. İstediğiniz gibi ucunu kesebiliyorsunuz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime aralıklı bir şekilde dizeceğim. Şimdi ben böyle çok büyük büyük eklerler yapmayacağım bugün. Hani pastanelerde bir büyük ekler bir de küçük ekler satılır. Ben küçük eklerlerin ebadınca yapacağım. Sizler dilerseniz büyük de sıkabilirsiniz. Profiterolün ya da eklerin bana göre en büyük püf noktalarından bir tanesi de pişirmek. Yani sizin fırınınız düzgün pişirmiyorsa ve hava alıyorsa istediğiniz kadar düzgün bir hamur yapın. O hamurlar güzel kabarmayacaktır. Yavaş yavaş kuruyarak pişmesi lazım ve fırın kapağı hiç açılmadan pişmesi lazım. Piştikten sonra da yine fırının içinde böyle bir müddet daha bekletiyorum ki bu kıtırlığı üzerinden gitmesin diye. Çünkü çıkarttığınız zaman soğuk hava ile karşılaşınca hamurlarınız yumuşama gösterebilir. Altın sarısından biraz böyle bronza kaçtığı zaman olmuş demektir. Şimdi iç dolgu kremasını hazırlayacağız. 500 mililitre kadar sütüm var. Bu bir tepsiye yeterli gelecek bir ölçü. Hamurumun yarısını ekler, yarısını da kros yapacağım. Ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdiğim kremamın üzerine kabuk tutmaması için bir buzdolabı poşeti örtüyorum ve tamamen soğuduktan sonra, iyice buz gibi soğuduktan sonra içine bir poşet kadar krem şanti, toz krem şanti ekleyip güzelce mikser yardımıyla kabartacağım. Lezzetli bir dolgu kreması elde edeceğim.
Diğer taraftan eklerlerin üzerine kaplamak için ganaj hazırlıyorum. 100 mililitre kadar krema ile 100 gram kadar çikolata yeterli geliyor. Ben biraz fazla hazırladım ve bu arttı. O yüzden yarı ölçüsünü veriyorum. Mikrodalgada ya da benmari usulü suyun üzerinde ısıtarak bu şekilde eritebilirsiniz. Krema ve çikolatayı birbirine güzelce yedireceğim. Böyle biraz da parlaması için güzelce karıştıracağım. Bunu böyle ılıkken, hafif böyle oda ısısına yakınken eklerlerimin üzerine batırıp çıkartacağım. Böyle o parlak, o lezzetli görüntüyü elde edeceğim. Şimdi bu eklerlerimin altından bir ucu sivri bıçak yardımıyla delikler açıyorum. Dilerseniz kesebilirsiniz. Yani enine kesip ortasına sıkabilirsiniz kremayı. Ama bu şekilde yani daha az etraf batıyor, daha güzel servise sunumu oluyor. Böyle küçük küçük delikler deldim ve krema torbasına geçirdiğim krema ile birlikte güzelce içlerine tıka basa dolduruyorum. Çikolatam ılık halde oda ısısına geldikten sonra daha kalın halde sürülecektir. Bu şekilde içine bandırıyorum ve şöyle biraz sallıyorum ki hem parlak hem de pürüzsüz gözüksün diye. Bütün eklerlerimi bu şekilde hazırlayacağım. Şimdi eklerleri bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırıp işte mesela 2 saat sonra servis yaparsanız hamurunuz biraz yumuşayacaktır, aklınızda bulunsun. Şayet siz çıtır çıtır bir profiterol seviyorsanız, çıtır çıtır bir ekler seviyorsanız servis esnasında içine kremayı doldurmanız lazım. Aksi takdirde böyle bir yavaş yavaş bir pasta kıvamına gelecektir üzerindeki ekler dokusu. Yanlış telaffuz etmiyorsam churro diye okunuyor. Böyle bir tırtıklı bir duy ucu taktım krema torbasının ucuna ve ekler hamurumu, bildiğiniz ekler hamurunu, profiterol hamurunu böyle kızgın yağ uzun uzun şeritler şeklinde sıkıyorum. Aslında biraz tulumba tatlısının şerbetsizi, halka tatlısının şerbetsizi gibi. Bunları dilediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Genelde kahvaltıda yiyorlarmış bunları. Tabii yumurtalı bir hamur. Kahvaltı için de uygundur bence. Ama çikolataya bandırıp işte süt reçeline bandırıp marmelatlara bandırıp tatlandırıyorlarmış. Ben bugün sizler için böyle en bilinen halini, şeker ve tarçınlı halini hazırlayacağım. Hamurlarımı bir peçete üzerine aldım. Şimdi bir tane buzdolabı poşetinin içine toz şeker ve tarçın ilave edeceğim. Dilediğiniz kadar tarçın koyabilirsiniz. Böyle bir karıştıracağım. Sonra bu hazırladığım kuro yani çuro hamurlarını, doğru düzgün telaffuz ediyor muyum bilmiyorum, çurolarımızı böyle içine atacağız ve böyle bir poşeti sallayacağım. Her tarafını güzelce şekerli tarçınlı kaplayacağım ve servis tabağıma alacağım. Hepsi bu kadar. Bunu yapmak gerçekten çok kolay. Ekler hamurlarının yanında böyle bir alternatif olabilir. Bir tepsisine ekler yaparsınız. Geriye kalan hamuru da bu şekilde kolayca yağ sıkıp kızartabilirsiniz. Çocuklar bayılıyorlar. Ve şu Meksikalıların meşhur churrosu aynen bu şekilde gözüküyor. Böyle gayet gevrek. İçinin hamurunun nasıl güzel piştiğini de şöyle yakın çekimle göstermeye çalışayım. Çok hafif bir hamur. İçine yağ çekmiyor. Asla içine yağ çekmiyor. Bu şekilde çikolataya da bandırabilirsiniz. Ya da şekerli tarçını da tüketebilirsiniz. Ve eklerlerimi göstereceğim. Şöyle keseceğim içini. Hamurumun inceliğini ve içinin ne kadar güzel krema dolgusu aldığını göstereceğim. İlk yaptığınızda gevrek, daha sonra bir hafif yumuşama oluyor. Bütün eklerlerde olduğu gibi. Dediğim gibi siz çıtır çıtır seviyorsanız servis esnasında içinin dolgusunu doldurabilirsiniz. İnşallah bu tarifimi beğenmişsinizdir ve inşallah denersiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.